ne hikmetse çöplerin etrafında hep ekmekleri asılı görüyoruz. Hiç bir et veya kıymanın asılı olduğunu gördünüz mü? Bir veya iki tane ekmek alırım. Artarsa buzluğa koyarım. Türkiye'de üretilen her 15 ekmekten biri çöpe gidiyor. Son yıllarda ülkemizdeki ekmek israfı azımsanmayacak seviyeye ulaştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun verilerine göre ülkemizde günlük üretilen 100 milyon ekmeğin 77 milyon 340 bini tüketilirken 4 milyon 600 bini ise israf ediliyor. Türk halkı olarak ekmeği o kadar çok seviyoruz ki yapılan bir araştırmaya göre bir kişi yılda 200 kilogram ekmek tüketiyor. Yapılan araştırmalar ve elde edilen rakamlara göre Türkiye 2000 yılında Guinness Rekorlar kitabına bile girmişti. 4000-4500 arası ekmek üretiyoruz. Tamamını tüketiyoruz. En fazla israf toplu yemek imkanı verilen oteller, lokantalar ve tatil bölgelerinde oluyor. Oteller ve buna benzer toplu tüketim yerleri israfın artmasına sebep olan unsurlar. Fazla sayıda ekmek aldığımız ve ekmekleri doğru saklamadığımız için pek çok ekmek daha tüketilmeden çöpe gidiyor. Dolabımızda da ekmeğimize bir yer ayırmamız gerekiyor. Yani dışarıda tuttuğumuz sürece, dışarıda muhafaza ettiğimiz sürece israfın önüne geçmek, önlemek mümkün değil. Ekmeğin buzdolabında saklanması ya da kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Sıcak hava nedeniyle ekmek kısa sürede bozulabiliyor. Burada da buğdayda, kepekte, ekşi hamurlu ekmeklerimizde bozulma oranı muhafaza edilmezse, koruma altına alınmazsa daha çabuk bozulur diğer ekmeklere göre. Oysa ki hem ekmek israfını önlemek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak bizim elimizde. Az alıyoruz, çok artında da tost yapıyoruz, o şekilde kullanıyoruz. İsraf olmaz bizde yani. Dilimliyoruz, kanepe fırında peynirli, işte yumurtalı sürüp fırına sürüyoruz. Yani bayat ekmeklerin kullanılacak çok çok yerleri var. Ekmek israfının Türkiye'ye yıllık ekonomik maliyeti ise 1,5 milyar Türk lirası. Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığıyla 162 bin asgari ücretli kişi bir yıl boyunca geçinebiliyor, 100 yataklı 80 hastane ve 16 derslikli 500 okul yaptırılabiliyor.